Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğne Yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilir, zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün hep beraber yapacağımız bir model anlatımı yapacağım. Modelimizin yapım kısmına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tülbentimiz ikişer zincir çekerek tığ battılarımızı yaptık ve ilk tığ battımın içine sık iğne ile girdim. Beraber başlıyoruz yapılışın arkadaşlar. Petrol yeşili yemeni ikişer zincir çekerek tığ battıladık. O şekilde düşünün arkadaşlar. Herhangi tek renk yemeni olur, turuncu olur, pembe olur, fark etmez. Bu şekilde yemenimizin kendi rengiyle tığladık ve tığ battığımızın içine sık iğne ile girerek ipimizi monte ettik. Tığımızın başını iki defa doluyorum. Hemen yandaki tığ battımın içine girerek 1, 2, 2, 2 alarak 4 seferde aldığım buraya bir trabzan yaptım. Bu yuvamız olacak. 10 zincir çekiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi bu şekilde çektim arkadaşlar. Hemen kapattım. Trabzanımın arasına sık iğne bir tane kirpik yaptım. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu da üçüncü kirpiğim. Bu şekilde arkadaşlar buraya 6 tane kirpik yapacağım. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde beşinci kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Sonuncu ve altıncı kirpiğim. Evet arkadaşlar, bu şekilde 6 tane kirpiği yaptım. Şöyle ipimi bırakmadan önce buraya bir 5 zincir çekeyim arkadaşlar. Şöyle sağlam bir şekilde olsun. 6 kirpikli yuva yaptık ilk başlarken. Şimdi ikinci renk, yani petrol yeşili renk ipimizi alıyorum. Bıraktım. Evet arkadaşlar, petrol yeşili ipimi 2 zincir çekerek tığıma tutturdum. 6 tane kirpiğimizin 3. kirpiğinden arkadaşlar bakın 1 ve 2.yi bırakıyorum. Üçüncünün arasından girip sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Tığımın başını iki defa doluyorum. Hemen dördüncü kirpiğimin içine girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde arkadaşlar bir trabzandan yuva yaptık. Aynı beyazda olduğu gibi. Yine 10 zincir çekiyorum. 10 zincirimi kapattım ilk kirpiğim olarak. Bakın arkadaşlar, bu şekilde birinci kirpiğimizi yaptık. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zincirlerimi çekerken gayet sık çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Ne kadar sık çekerseniz kalıp gibi kirpiklerimiz olur. Her zaman dediğim gibi sert ip kullanırsanız kirpikler daha güzel muntazam durur. Benim bu altın başak biraz yumuşak ama örnek amaçlı olduğu için benim için fark etmiyor ama siz kullanırken leylan ipleri çok sert ve güzel duruyor arkadaşlar. Kullanmak isteyenler o şekilde leylak alabilir. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım bu trabzandan yuvama. Tekrar şu şekilde arkadaşlar. İkisi beraber gittiği için biraz 7, 8, 9, 10. Şöyle 5. kirpik olarak kapattım. Bakın bu şekilde arkadaşlar, sık çekildiği takdirde kalıp gibi kirpikleriniz olacak. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. 10 zincirimi hemen 6. kirpik olarak buraya kapattım. Bu şekilde arkadaşlar 6 tane kirpiğim oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 15 tane zincir çekiyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14 ve 15. Evet arkadaşlar, tepeyi 6 tane kirpik yaptık. Sonra 15 tane zincir çektik. Buradan dipten, beyazın dibinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Beşinci. Şu şekilde arkadaşlar, ipimiz, ikinci ipimiz arkadan gelecek. Arkaya atalım. Biz de 1, 2, 3, 4, 5 tekrar sayalım. Evet. 15. arkadaşlar bakın. Zincir buraya gayet iyi oldu. Bu zincir kısmını siz ayarlayabilirsiniz. 12'de olur, 15'de olur. Artmasına göre arkadaşlar. Şu şekilde gelişini sağladık. Şimdi arkadaşlar aynı beyazda olduğu gibi buraya bir tane daha 6 kirpikli yuva yapıyorum. Bir defa doladım. Hemen yandaki tığ battıma girip 1. Pardon arkadaşlar, 2 defa dolayacağız. Tekrar kapatalım. 1, 2, 3, 4, 5. Kapattım buraya. 1, 2. 2 defa tığımın başını doladım. Bir defa dolama çok küçük bir yuva oluyor arkadaşlar. O yüzden 2 defa dolayınca 6 kirpiğimiz gayet rahat bir şekilde geniş geniş bu şekilde sığabiliyor. Bakın 2 tane doladım. 4 seferde aldığım bir trabzan oldu. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 zincirimi çekiyorum. Kapattım trabzanımın içine. Yine 10 zincir. 6, 7, 8, 9 ve 10. Trabzanımın içine kapattım. 2 oldu. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 zincirden 6 tane kirpik yapacağız bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Dördüncü. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, kirpik sayımız 5 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 10. 10 oldu arkadaşlar. Hemen sık iğne ile kapattım. Yine bırakmadan önce arkadaşlar şöyle bir 5 zincir çekelim. Hani ne olur ne olmaz, bir ikisi sökülürse en az 2-3 tanesi bize kalır hesabı. Şimdi beyaz kısmının aynı bu şekilde tepesine yapılışına geçelim. Evet arkadaşlar, 5 zincir çekerek burada ipimizi bırakmıştık gördüğünüz gibi. Hemen bu ipi arkadaşlar şöyle arka tarafından alıyoruz ki örmemiz rahat olsun. Bakın arka tarafından daha rahat bir şekilde zincirimizi çekeceğiz. 5 zincirimizi çektim. Üzerine bir 10 tane daha çekiyorum arkadaşlar. 7, 8, 9 ve 10. Evet, 10 zincirimi çektim. Yine buradaki 3. kirpiğimin içine girip sabitliyorum arkadaşlar. Bakın şöyle çaprazlama geçişle 2 ipi beraber yürütebiliyoruz. Çok da güzel ve hoş oldu arkadaşlar. Hemen 2 defa tığımın başını doladım. Yandaki 4. kirpiğimin arasına girip 1, 2, 2, 2 alarak bu şekilde bir trabzan yaptım. Yuva yaptım yani. 10 zincir çekiyorum. Kapattım yuvaya. Bir tane kirpik oluşturdum bu şekilde. Aynısından 5 tane daha yapıp 6'ya tamamlayalım. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkisi bu şekilde arkadaşlar beraberce gidiyor inşallah. 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu da 3. kirpiğim. 6, 7, 8, 9 ve 10. 4. kirpiğim. Daha önce ben bunun iğne oyasını yapmıştım arkadaşlar. Ta 2 yıl önceki videolarımda. Biliyorsunuz artık iğne oyasında ne varsa tığ oyasında da var. Bu şekilde. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. İğne oyasından hiç de bir farkı olmuyor. Sadece rahat ve kolay oluyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu tığ oyasına başladığım zaman arkadaşlar bir tane yorum yapmıştı Fatma isminde. Takipçilerimizden birisi. Demişti ki tığ oyası gösterseniz daha iyi olur. Çünkü tığ oyası bilen
Daha çok yani iğne oyasına göre daha kolay yapımı. Bir de çocukken bu şekilde her yerde iğne oyası yok ama tığ oyası olduğu için tığ oyası bilen arkadaşlarımız daha çok olduğu için arkadaşlar. Şimdi tığda iğnede ne varsa tığ oyasında da var. Hem de daha bile güzel hem de yapımı kolay. Evet, 6 tane kirpiye tamamladık arkadaşlar. 15 tane zincir çekiyorum yine. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Bu şekilde arkadaşlar zincirimi çektim. Halatımız, köprümüz, geçiş zincirimiz adedi 15. 5. tığ battıya sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5. tığ battımın içini arkadaşlar bu şekilde kapattım. Bakın. Bu şekilde 5. tığ battıya sık iğne ile girdim. Yine ilk başa döndük. Yeni beyazda başladığımız gibi bir iki defa doluyorum arkadaşlar. Yandaki tığ battıya bir bu şekilde bir iki iki iki. Dört seferde alınan trabzan biraz daha büyük olduğu için kirpiklerimizi buraya doldurması kolay oluyor arkadaşlar bu şekilde. 10 zincir çekerek yine 6 tane buraya kirpik yapıyorum. 7, 8, 9 ve 10. Kapattım arkadaşlar. Bu şekilde. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İkinci kirpiğimiz. 7, 8, 9 ve 10. Hemen kapattım yuvada. Dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 ve 10 zincir. Kapattım bu şekilde. 10 zincir kapattım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir. Evet arkadaşlar, şimdi yine beyaz ipimizi bırakıyoruz. Ve bu yeşil ipimizi alıp aynı şekilde devam ediyoruz. Şöyle arkadaşlar arkadan alırsak daha rahat bir şekilde ipimizi yürütürüz. Buraya 5 zincir çekip bırakmıştım. Hemen bu 5'i 15'e tamamlıyorum arkadaşlar. 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. 15'i tamamladım. 5'te kalan zincirimi ve 1, 2 ve 3. arkadaşlar. Bakın 3. kirpiğimin içine bu şekilde sabitliyorum. 2 defa doluyorum. 2 defa dolayın arkadaşlar. Ancak sığıyor rahat bir şekilde. Bir çok dar oluyor. Denedim 1 defa dolamayı sizler için. Bu şekilde arkadaşlar yuva yapıyorum. Yine aynı şekilde burada olduğu gibi 6 tane kirpik yapacağım. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım bu şekilde. Bu 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Bu şekilde arkadaşlar 2 oldu. Şöyle biraz aşağı alalım. Rahat yapalım. 6, 7, 8, 9 ve 10. Üçüncü. Gayet yapımı kolay arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da hoş oluyor bitince. Tek renk yazmalara daha hoş veya iki renk sade çiçekli olanlara çok hoş duruyor arkadaşlar. Karışıklarda biraz kendini göstermeyebilir. 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Kapattım bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 ve 10. Evet arkadaşlar. 10. ve sonuncu kirpiğimi yapıyorum. Yine şöyle 3, 4, 5, 6 zincir çekip bırakıyorum. Bir bakalım arkadaşlar. Şöyle bakın 3 tane. Umarım anlaşılır bir çekim olmuştur. Bu şekilde modelimizin bakın arkadaşlar. Birinde yeşil, birinde de beyaz ardım var fark ettiyseniz. Hiç hak geçmiyor sırasıyla. Bunu istediğiniz renkte turuncu, kahve,
Sevdiğiniz hangi renkte olursa olsun arkadaşlar. Bakın iğne yasından hiçbir farkı yok. Görmüşsünüzdür belki bazılarınız bu şekilde arkadaşlar. Modelin yapılışını. Çok da hoş ve çok da zarif oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.